أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Sürpriz bir ders bakayım. İlginizi çekecek mi? Ne olabilir tahmin edin? Biraz edemeyeceğiniz bir şey ama gündelik hayatta çok başımızın belası olan olur mu olmaz mı diye düşündüm ama Sultan Beyli bu işi götürür. Evet, sen de burada olman iyi. Dersimizin konusu inat. İnat nedir? Şimdi ben size gördüğünüz gibi çalıştım. Bu risaleden toplanan parçalar, paragraflar, cümleler. Bu da külliyatı okudum. Size burada söylenmesi genel olduğu için taraf var, söylenmeyecek miktar var. Söylenmesi olan miktarı vereceğim. Uvvet Risalesi'nden var vesaire. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden bir kardeşimizin yardımıyla onun hakkı, İmam-ı Rabbani Hazretleri de neler demiş bunun hakkında. Onun görüşlerini de göstereceğim. İnat hakkında. Allah mekanlarını cennet etsin. Cenab-ı Hak şefaatlerine mazhar eylesin. Ustadım diyor, ustadımız İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne. Ben şahsen çok özel bir muhabbetim var. Çok da seviyorum. Çok da ilgimi çekiyor. İnat. Şimdi ben okudum. İlk önce okudum da not aldıklarımı şey yapıyorum. Biliyorsunuz böyle adetimdir. Dersten önce okuyorum, çalışıyorum. Ondan sonra bir mukaddeme olsun diye notlar alıyorum. Sonra size onu veriyorum. Su akmaya meyillidir. Boşaltırsa su aşağı yakar. Değil mi? Tamam. Ateş yukarıya çıkmaya meyillidir. Yaktığınız her şey yukarıya çıkar. Görürsünüz lamba, kibrit, ateş. Yukarıya doğru meyillidir. İnat da ateş unsuruna benziyor. Ondandır ki şeytan inat etti. İnat, insanda dört tabiat vardır. Toprak, ateş. Yani bunu bir yerde göremezsiniz. Bu ben senelerin birikimini, harflerin tabiatını biraz araştırmışım. Harfler elif, b, t, s, cim. Ondan sonra inadın Arapça yazılışı, Osmanlıca yazılışında kullanılan harflere baktım. O kullanılan harflerin tabiatına baktım. Böyle bir şeyim var. Mesela vesvesede vav, sin, vesves, e. Vav ve sin. Tabiatından yaklaşık 2-3 ders yapmışım. Vav ve sinden. Çok böyle, bu taraf benim şeyim var, çok ilgimi çekiyor. İnadın tabiatına baktım, merak ettim tabiatı nedir? Tabiat şu, herkeste dört tane tabiat vardır hepimizde. Ateş, ateş unsuru galip olur insanlarda, bazılarında. Bazısı toprak unsuru galip olur, bazısına su ve buhar. Bazısı işte buhar yerine nur der ulema. Nur olsun. Şimdi inadın tabiatı ateşe benziyor. Öfke de oradandır. Başka bir şey değil, yapamazsınız. Topraktan biber de çıkar, kavun da çıkar. Demek ki inat yukarıya çıkar. Aşağı meyilli değildir. Gururludur. Kibirlidir. Ondan beslenir. Haberi olmaz kişinin. Abi ben çok inatım. Besleniyor. Değiştiriyorum cümle cümle. Vallahi bunu araştırma yapanlar için bulunmaz bir şey bu. İnadın tabiatının ateş olduğunu bilmek. Belki de 10 saniye aldı söylemeyi ama. Belki de birkaç saat. Belki de saatlerce. Senelerin birikiminden sonra birkaç saat. Yani bilin kıymetini diye anlatıyorum.
İnat başka bir cümle. Aynı zamanda gayzın, nefretin sığınağıdır. Neyse gerek yok. Bir daha söylüyorum. İnat aynı zamanda gayzın, nefretin sığınağıdır. İnsan sığındığı yerdir, böyle yaslandığı yerdir. Başka, kendini tanıma ve kendine yatırım yapmayla itidale gelebilir. Yani bırakılmaya müsait değil. Kendi kendine düzelemez asla. Yatırım yapmaya, kendine değer vermeye, saygı göstermeye bağlıdır. Kendine yatırım yaparsan itidala gelir. Biraz sonra anlatacağım. İfratı var, tefriti var. İfrat, tefrit, vasatı var. Anlıyorsunuz değil mi ifrat, tefrit derken gençler? Aşırısı, nötrüsü. Hareketsizliği, aşırı hareketli, ortası. Bunun üç modu var. Onu da paylaşacağım. Başka, yanan ateşe benziyor inat. Hayırda olursa iki ayrı şeyi kaynakta bütünleştirmekte kullanılabiliyor. Mesela kaynak veya ayrı ayrı malzemeleri yemekte birleştiriyor. Ateş. İnatın vasatı aslında iki farklı şeyleri kaynak yapmaya yarıyor. Şer olsun diye vermemiş. Hiçbir şey şer olsun diye verilmemiş. Her şeyin ama Allah ne vermişse, ya ne his vermişse, ne duygu vermişse, ne latif, ne hatırınıza geliyorsa, 18 bin alimin nümunesi, hepsinin tefriti, vasatı, ifratı var. Unutmayın. Bu temel bilgidir. Her şeyin tefriti nefse emaredendir, cinlerdendir, erva habisedendir, mevadi şeridedendir. Vasatı, böyle yapıyorum 25. kare zihninizde olsun, ön taraf, vasatı, ortası, sünnet-i seniyedir. İfratı, aşırısı şeytandandır. Her şeyin. Her şeyin. Vasatı, yani inatın ortası, hakka kullanmak ve sebata sebep olur. Nurculuk, İslamiyet, Kur'an, yani veya kendi meşrebine, tarikat, ama ehl-i sünnet yani. Hak da karara sebeptir. Vasatı olursa. İfratı olursa şeytanda olduğu gibi secde etmemek, hakkı kabul etmemek de diretir. Çok ilginçtir. Tefriti ise insanı aktif eden inadın olmayışıyla ne hayra ne de şere meyli olmayan sönmüş ateşe benzer ki, Volkan'ın evinde akşam kıldı. Akşam namazının sünnetinde şöyle bir mana geldi. Çünkü zihnim hep onunla yoğunlaştığı için. Akşam namazındaki sünnette, güneş görmeyen mağaraya benzer. Tıkanan bir insan, tıkılmış, itilmiş. Güneş girmeyen bir mağara, ağzı kapalı. Neyse, insana neler getiriyorsa, inat, tefriti böyledir. Cinler, ervah habiseler inatı kullanınca odadan çıkmaz. Odadan çıkmaz, diretir. Hayır, bırakın beni, meşgul olmayın beni. Psikoloji noktasında böyle bir şey musallat olmuşsa, inadını tahrik etmişse, böyle odadan çıkmaz, geçimsiz, sebep arayan kavga için. Yani kendi kabına şey yapmış, aktif değil. Böyle. Tefriti bu. İfrat mertebesi tefritleri ortaya çıkarttığı için daha şerdir. İfrat, her şeyin ifratı tefritini doğurur. Muhakemattan buldum bunu. İfrat şerdir. Mesela ifratı kim yapar? Alimler yapar. İfrat tefriti doğurduğundan ifrat daha şerdir. Mesela adama külliyatta gösteriyorsun. Budur diyorsun. Adama şeriatta gösteriyorsun.
Edile-i Şeriye'de bak bu haram. Namaz kılmamak haram. Yani adam dine hizmet adına namazı terk et diyor, din diyor. Başka bir mezhep var. Ahirete taalluk, yani vefat ettikten sonra haşir meydanına taalluk edince ibadetler bitiyor vefat edince. Size yakın geldiği zaman. Adam diyor ki Allah'a ben o kadar terak ettim ki haşa tövbe estağfurullah. Allah ile bütünleştim. Kim kime ibadet edecek diyor. Tanrılaştırıyor, her şeyi kaldırıyor. Bu da yani hep ifrat mertebesinde böyle asalaklar var yani maalesef. Ben rastladıklarımı söylüyorum. Bunların tedavisi mümkün değil. Maalesef ki inadın ifrat mertebesinin ilacı yoktur. İmam-ı Rabbani Hazretleri üç şeyin ilacı yoktur der Murat. Çok tuhaf. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne atladım biraz. Bir, bilmez bilmediğini bilmez. Onun adı nedir Risale'de? He Faruk? Bilmez bilmediğini bilmez. Cehli? Cehli mürekkep. Cehli mürekkebin inadın ve bağnazlığın ilacı yoktur. Ya kardeşim ne yaparsan ya. Neye versin ver. Çaresi yok diyor. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle diyor. Ben külliyattan bulduğum manada bu cehaletin, cehli inadın eğitilebileceğine inanıyor. Bağnaz. Ama o sanırım tercümede hata vardır. Çaresi yok derken cehaletin çaresi var ama cehli mürekkebin çaresi yoktur. Cehalet ilme de sebeptir. Bilmiyorum der, alim olur. Ama bilmez, bilmediğinde bilmez. Neye benzer o? Uyumadığı halde uyuma numarası yapıyor. Hey! Hey! Uyandıramazsınız. Uyumadığı halde uyuma numarası yapan uyandıramazsınız. Uyuyanı uyandırabilirsiniz. Hey! Uyandı. Bağnaz, geçimsiz. Kim bunlar? Kendisiyle barışık olmayan, kendisini sevmeyen, kendisine değer vermeyen, kesinlikle kendisine zamanı ayırmayan, hep hariçte yaşayan, televizyonla, arabaya biner dın dın dın, dışarıya çıkar onu bunu tenkit eder, eleştirir falan, taktik falan. Bunlar Allah muhafaza etsin. Bunların çaresi yok diyor. Tedavisi yok. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunun tedavisi yok diyor. Maalesef inadın ifrat mertebesinin ilacı yoktur ki nefs emmare bunlar nereden besleniyor? İnat nereden besleniyor? Bir, nefs emmare'nin yani heves, damar, asap, tabiat, şuursuz kör hissiyattan beslenir. Onun için inadın çaresi pek yok. İnadı değiştiremezsiniz. Bağnazı ben baktım bağnaz. Bağnaz ahmak demektir. Geçimsiz ama ahmak. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz. Koşmuş, kaçıyormuş şehirde. Olmuş ha bunları. Bu hikaye değil yani. Ben anlatıyorum hikaye oluyor. Adam yaşamış. Havaryumlar arkasına takılmış. Ey Allah'ın peygamberi. Kimden nereye kaçıyorsun? Biz buradayız. Hiç dinlememiş. Dağın tepesine doğru. Daha doğru çıkmış. İlginç ama. Sonra nefeslenmeye başlamış, oturmuş. Demiş ki, siz de şahit oldunuz ki Allah'ın izniyle ben ölüleri dirilttim. Cüzzam hastalarını düzelttim. Amaların gözünü açtım. Ahmakları düzeltemedim. Ahmak. Kim bu? Bağnaz. Geçimsiz, kendisine saygısı olmayan ya. Diyorsun böyle, mesela diyorsun, bu haram. Allah'ın haramını zannediyor ki, Mehmet Ağa'nın haramıymış yani. Falan diyor, hoca cehenneme giderse ben de giderim diyor. Ahmak, bu düzelmez. Bu, hakikaten onunla ancak cehenneme gidecek yani. Hamalatel hata. Ya acaba dinle diyor. Ya dinle diyor değil.
O koca cehenneme mi gidecek? Ben de giderim diyor. Bizim köylerde vardı eskide, 1975'te, 76, 78'lerde bizim köylerdeki gençlerde rastlardık ahmaklarda. Falan artist cehenneme giderse ben giderim. Zannediyor ki orada da cinsellik var yani cehennemde. Orada öyle o adam oynatıyorlar ki, görürsün nasıl oynattıklarını. Allah bu Allah. Allah şaka der mi tövbe estağfurullah? Ha, yalandan der mi? Olmadığı bir şeyi mübalağa eder mi? Haşa. Allah diyorsa öyledir. Cehennemi ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insan hayal edebilmiş. Cennette kullanılan mefhumu muhalifiyle cehennemde de aynı sıfat var. Allah'ın tehdit etmesi Hasan'ın tehdidine benzemiyor. Ama ahmak düzelir mi? Düzelmez. İsa Aleyhisselam diyor ki bunlar düzelmez. Ben diyor körleri tamir ettim. Ölüleri dirilttim. Bunlar ölü bile değiller. Ölüler diriliyor. Bu dirilmiyor. Dirilmez. İki sınıfa koyabilir miyiz abi? Abi bu hani Adem'i kabul, kabul Adem gibi inanılır bu şekilde değerlendirilir. Aynen, aynen. Kabul Adem. Adem peşin kabul ediyor. Ben inanmayacağım diyor. Ne yapabilirim? Bak şu fark söyle. Falan Hasan Hoca cehenneme giderse ben de gideceğim. Ya böyle nasıl diyor? Kur'an'da böyle. Edileşir. Ne oldu? Ne yazarsa yazsın ya. Hasan Hoca dedim. Bitti. İnsan budur. Peygamber değil ki. Bir peygamberde ismet sıfatı var. Kimse bunun altında değil ki. Bu sıfatın altının garantisi yok yani. Bu ahmak. Bu düzelir mi? Düzelmez. Bunlar cehennem oduncuları. Ya insan bir ödü patlamaz mı ya? Allah'ın dini tek. Niye ilah edindin Hasan Hoca'yı? İlah işte, ilah budur. Allah'ın dinini kenara koyup kişilerin kanaatiyle hareket edenler, kişiler ilah olur. Birbirinizi ilah edinmeyiniz. İlah budur, ilah. İlah olmuş, ilah. Sen Allah'a nasıl inanıyorsun? Bir, ne olur bir zihniniz toparlar mısın? Allah'a nasıl inanıyorsun? Adam o şeyhine, liderine, hocasına, abisine öyle inanıyor. Sen Allah'a verdiğin değer gibi. Abi biraz fazla olmadı mı? Bak ne diyor? Cehenneme bile gitse şeriattan şeyi gösteririz. Hayır o bir bildiği vardır. Diyen ilahıdır o. İlahtır o, ilah. Şaka geliyor bize. Ölüm bayılmak zannediliyor. Aman ya Rabbi, ezeli ve ebedi. Senin dişin ağrıdığı zaman hocamın dişi ağrmıyor, benim de ağrısa önemli yok diyebiliyor musun? He? Hocan cehenneme giderse sen de gidersin. Hocan rahat yatıyor evde. Senin dişin inim inim inlerken hocanın ağrmaması senin ağrmana bir fayda var mı? İnadın ifratı ve tefriti Adem alemleri hesabına çalışır. İnadın tefriti kördür. İnadın ifratı kibire sebep olur, gurura sebep olur. Ben merkezli yaşar, akıbeti ise yeistir. Ondan sonra Allah belasını verir. Eğer inat olmamış olsaydı, ateş olmazdı ve hararet ve hareket olmazdı. İmam-ı Rabbani Hazretleri, cehaletin, inadın ve bağnazlığın ilacı yoktur der. Aldığım notlar, külliyattan topladım ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin aldığım şeylerdi. Bana ait değillerdi. Şimdi buradan bir kanuniyetle gireceğim. Uvvet Risalesi'nden 36. sayfadan Cenab-ı Hak kemali kereminden ve merhametinden ve adaletinden, bak üç tane, Cenab-ı Hak kemali kereminden, merhametinden, adaletinden, İyilik içinde macer bir mükafat. İyilik içinde peşin bir mükafat. Fenalıklar içinde muacel bir mücazat derc etmiştir. Fenalıkların içinde de hemen peşin cezası var. Mesela ahirette mükafatı olan bir amelin, ahirette cezası olan bir amelin dünyada da hemen insan hisseder. Vicdanı. Yaptın bir tanesini. Mesela bir haram işledin. Varsa vicdanı yanarsın. Lanet olsun. Nereden yaptım ya? Gelsin nefis ya. Diyoruz ya. Kendi kendimizi yiyoruz. Veya yaptık bir iyilik değil mi?
Yaptık bir haykasını, yaptık bir derse birisini getirdik. Of be, iki ders bile dinleyemiyoruz. Onu getirdiğimiz adamı bakıyorum. Acaba dinliyor mu falan. Yani iyiliklerin, kötülüklerin Allah ne olduğunu bize gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Yaptığın iyiliği haşir meydanında görmek istersin değil mi? Acaba nedir yani? İyi mi, kötü mü? Allah Celle Celaluhu haşir meydanındaki hesabın küçük bir provasını koydu vicdana. Kesinlikle vicdanı olanlar yaptığı o işin iyi mi kötü mü? Ahirete cezası var mı yok mu? Hemen dünyada bilir. Kesinlikle. Bak mesela şu derse gelmenizin ahirette mükafatı olacaktır. Delilim de şudur. Şu anda rahatlık vardır. Asudelik vardır. Şu anda huzurdasınız yani rahatsınız. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler, seyyiatın içinde ahiretin azabını ihsas edecek manevi azaplar derc etmiştir. İnat da böyle bir şeydir diye yürüyor. Şimdi hazır mıyız inata? Hadi bakalım inat neymiş? Lugat manası ısrar etme, muanitlik, ayak direnme, dendiğinden vazgeçmeme. Doğru da yoksa. Şimdi böyle bir sıfat, korkunç bir sıfat. O zat aleyhissalatü vesselam, sözler 237'den okuyorum. O zat aleyhissalatü vesselam, büyük ve çok adetleri, hem inatçı, mutasip büyük kavimlerden, zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda ref eder. Peygamberimizin inadı nasıl vasata getirmiş? Ona ait bir örnek. Gelebiliyormuş yani. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın sohbetinden adam kalkıyor, çişi geliyor, özür dilerim, affınıza sığınırım ama demiştim daha önce de mescidin kenarında işiyor. Allah'tan orada işemiyor yani altına kadar. O kadar bedevi. Bunları sahabe yapmış. Peygamber'e bak ya. Daha biz kendimize sahiplenemiyoruz. Sabah namazını zil çalıyor, 5 dakikada yat diyoruz. Daha kendimize 5 dakikaya mukayyet değiliz. Bu adam adam olur mu? Adam olmuş işte. Peygamber garip bir tuhaf bir şey yani. Nasıl bir iksiri nurani var? yani sözü niye tesir ediyor diye merak ettim. Çok sirayet dersinde bulmuştum. Meğer sözün çok anlatmıştım size. Kelamın içerisinde kendisi olduğu için karşıyı yapılandırıyor. Eğer varsa liyakatı. Onun için adetlerine hem inatçı hem mutasip büyük kavimlerden zahiri küçük bir kuvvetle aşireti yok. Kavmi yok. Aşireti zaten soyu düşman. Amcası, kavmi, kabilesi düşman. Hiç kimsesi yok. Parası yok, serveti yok. Alim de değil. Ya çok tuhaf değil mi ya bir insan? Her şeyini verebilecek kadar bir hale geliyorsun. İlkokulu, yani peygamberlik okulunda mezun değil. Hukuktan mezun değil. Siyasetten mezun değil. Siyasaldan mezun değil. Tamam. Peygamberliğin okulu yok. Eğitimi de yok. Böyle bir adam. Nasıl çıkmış? Adetlerini mutasip. Hem de inatçı. Büyük kavimlerden. Zahiri küçük bir kuvvetle. Küçük bir himmetle. Az bir zamanda ref etmiş. Yerine iyisini koymuş. Çok acayip yani. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya böyle bir insan şefaatçin seni bekliyor biliyor musun? Bu salavat getirmeyle onun sevabı artmıyor ha. Senin o salavat getirmeyle diyor. Onun şahsiyeti maneviyesine girme şifresini kazanıyorsun. Onun şahsiyeti maneviyesine giriyorsun. Çünkü sen zaten getirsen de getirmezsen de bütün sevapların esbabı bil kelfaysınca ona gidiyor zaten. İnadın gözü meleği şeytan görür. 718 sözler. İnat öyle bir gözlük ki böyle Allah kimseyi taktırmasın. Meleği şeytan, şeytanı melek görür. Bir tanesi söyleyeyim. Bizim Nazlar yapmış. Kırıkan'da keçi kaybolmuş. Keçi yavrusu. Amik Ovası'nda. Arıyorlar yok. Akşam. Ayşe'nin taşın üzerinde bir şey konmuş. Değil mi? Orada şahin çok olur, şahin. Dedi ki bir tanesi, şahindir. Kuzudur dedi ya. Ha, burada da inat etme dedi ya.
Ya Şahin işte. Evet. Ya kuzu. Yani keçinin yavrusu işte. İnat ya. Gitmişler ki tam yaklaşınca pat 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 kaçtı. Bak gördün mü? Şahinmiş. Öyle ama değil. İnat böyle bir şey ya. Allah. İnadın gözü meleği şeytan görür. Allah bizi bundan korusun ya. Ne olur? Hakka serfur yani itaat et. Hak gelince tamam. Bana ne itaat çeksin? Eğer ben hak söylüyorsam itaat et. Demiyorsam etme. Ne olur? Allah'ın dinine tabi ol. Benim kurguladığım, zan olarak koyduğum dine Allah aşkına itaat etme. Yanlışlarıma tabi olma. Başka, yine sözler 718. İnadın işi budur. İnat neymiş biliyor musun? Nasıl bir şeymiş? Şeytan yardım etse birisine melek de. Var ya bu adam bir tane ya. Hele siyasete bu. Adam böyle şeytan gibi bir adam. Hangi partidensin? Şeytan ha. Tabii canım sen iyi adamsın ya. Oysa biliyorsun melunun birisi yani. Yani kendi siyasettaşına, kendisine menfaat verse inat öyle bir şey ki melektir der. Rahmeti de okur. Allah okutur. Ama veli birisi, evliya birisi kendisinin zıttı bir yerde yani. Dini olmayan bize yani o meselede senden ayrı olan bir yerde ama dinden dolayı ayrı değil. Öteki tarafta adam o soruda ne işi vardı zaten. Meleği de şeytan görür. Bunu gösteren inattır. Hasreti rezili olan inadı mecazi. Güzel ve âli bir hasret olan hakiki inada yani hakta şiddetli sebata inkılap edebilir. Mektubat 34. Rezil olan bir sıfattır. İfratı ve tefriti. Rezil olan bir şeydir. Fakat âli bir hasret olan inat var. Yani hakta şiddetli sebata yani vasata gelince hatta çok şiddetli. Bunu döndüremezsiniz daha. Zübeyir abi mesela örnek verebilirim. Bir şey diyorlar abi şöyle yapalım, yurt açalım, gençlik kolları kullanalım, şöyle yapalım. Şöyle diyor. Ustadımdan duymadım. Risale-i Nur'da görmedim. Kafam çalışmaz. Ama abi yapmasak da hizmet gelişmez de şöyle sayıyorlar. Abi dernek kurmasak, siyaset yapmasak, işte talebe yurtları yapmasak, siyasi şey aynı zamanda silahlanma yapmışlar. Ondan sonra Zübeyir abiye işte abiye işte böyle yapmasak da şu olur da biz şey yapamayız da falan. Gene Zübeyir abi hastaymış, kalkıyormuş. Ustadımdan duymadım. Risale-i Nur'da görmedim. Kafam çalışmaz. Bu kafası yani hatta şiddetli sebata inkılap etmiş inadı. Hatta ama batılda değil. Sadakat. Hayat-ı maneviye ve sihat-ı ubudiyet adavet ve inat ile sarsılır. Çünkü vasıta-i halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. İhlas ortadan kaldıran adavet ve inattır. O kadar rezil bir şey. Bir de okuyayım. Hayat-ı maneviyeyi yani kişisel hayatı var ya iyiyiz böyle. Havamız iyi. Keyfimiz de iyi. Ama bir inatı da başladık mı böyle keçi inatına? Ne içerisinde kalır, ne kafa kaldı, ne maneviyat kaldı. Nerede iletişim kaldı yani dosttur, akrabadır veya haktır, hakikattır. Darmadağın ediyor, dozer gibi yani. Allah muhafaza etsin ya. Bu adavetle inat kadar rezil bir şey görmedim. Şey de ekliyor İmam Rabbani Hazretleri. Cehalet, inat, bağnaz. Bağnaz. Geçimsiz. Ölçüsü yok adam ya. Nereden gireceğim? Nerede şey yap? Tamam bir atmosferini buldum. Biraz sonra Poyraz olacak. Ondan biraz sonra Lodos oluyor. Biraz keşişte mi oluyor? Yani hangi havadan eseceği belli değil ya. Nereye işçilik yaptığı belli değil. Kazma kürekle çalışıyor ama nereye çalışıyor? Belli değil ya bu. Yani beni çok etkiliyor Murat bu. Hayat-ı maneviye, sihat-ı ubudiyet. Yani ubudiyetin var ya ubudiyet. Mesela inat olan adam ve adavet var sana karşı tamam mı sana?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şunu devirsin bak oradan girdi bana. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ama dışarı çıktı da hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçiyordum. Adalet böyle bir rezil bir şey ya. Yani inat da lan bu doğru işte. Olmaz. Şeyler doğunun ve batın şey Karadenizlerin yaşlılarında çok acayipti bu eskiden. Yeni nesillerinde yok elhamdülillah. Yaşlılarda dedi bitti. Tapu. Ondan kan davaları devam etti. Vurdu Lazlar'da. Doğu'da da kan davası. İnat ve adalet. Sihat ubudiyet. Yani kişi şey kalmamış. Geçen o şey yaptık ya. Polat diye programa gidecektim. Arabam yok biliyorsunuz elhamdülillah. Birisine ödünç aldım. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Bak arkadaşlar bir anlatım ama bir daha anlatayım. Ödünç aldım. Mercedes servisiydi. Abi dedi arabayı verdi. Burada dedi silecekte mi ne var? Bir su atmıyor bir şey. Abi ufak bir şey dedi. Hemen değiştireceğim. Kendisi servis sahibi. Ortaklarından İbrahim'de. Gittim bak bir şey anlatayım. Tam şey yaparken ben de içeride dolaşıyorum serviste. Pazar günü oluyor. Arabalar bırakmışlar. Bu adavet inatına, rezilliğe bakın. Bir baktım ki Mercedes Jeep. İlgimi çekti. Allah Allah. Ona dedim bu ne bu Kemal? Abi dedi baksana o da işi bıraktı. Bak saçın içinde mübalağasız. Şu parmağımın kalınlığı kadar araba komple zırhlı. Cam kadar, camın dış içinde bu kadar da cam var ayrı. Her taraf zırhlı. Bu saçın dışında altta böyle bir şey yapıştırılmış. Bomba için. Ulan dedim bu cumhurbaşkanı olmaz. Terörist başı da olmaz. Dedim abi kimin biliyor musun dedi. Kimin? Mardinli bir ağanı. Ağanı tamam olabilir. Ağa dediğimiz yani aşiret ağasıymış. 76 yaşındaymış. Bu vurmuş, ölmüş. Silah ölmek bundaymış. Bunu vurmuşlar, 3 tane mermi vermiş, ölmemiş. Şimdi bu küçük bir cehennemin içine girmiş. Yani din için değil, inat. İnat için hak ve hakikatin, o da fertten ferde olmaz. Adam öldürürse, Allah'ın ayetiyle, biliyorsunuz bilmanı ayeti kerimede Kur'an'da, sonsuz ve ebedi cehennemliktir. Çünkü bütün insanları öldürmek gibidir. Bir insanı kurtarırsanız bütün insanları kurtarmış gibidir. Ebedi cehennemliktir. Dünyası böyle. Ahireti zaten gitmiş. Ama arkadaşlar onun içinde yaşanır mı ya? Her an nereden gelecek? Ulan biz dershanedeyiz. Namazımızı kılıyoruz. Kazamızı bitirdik. Orucumuzu siz de bitirdiniz. Derslere gidiyoruz ki de gene endişe ediyoruz. Da yani bu ölümdür ya. Şu anda var ya şu anda. Volkan'a gelirken söyledim arabada. Beni olmuş. Dur hocam. Ölüm nasıl bilirim? Şşt. Aha şimdi direksiyona düştüm. Lan bunun saati yok ha. O kadar kesin bir şey. O kadar uzak. O kadar yakın. O kadar uzak. Cehalet. Şimdi onun içine yaşanır mı ya Naci? Bu o yaşanır mı ya? Döndüm ona. Dedim Kemal. Baban sağ mı? Bir şey yaptım. Sağ. Zahirde bakarsın buna bir adam bindi gidiyor değil mi? Dışarıdan bak. Vay be. Ne jipin içinde binmiş. Mercedes jip. Tamam. Oysa Mercedes içinde değil. Mercedes bunun içinde. Cehennem yanıyor. Her an nerede mermi gelecek? Baba sağ mı dedim. Baba sağ olanlar var değil mi? Var. Ölü olan da önemli değil. Babanız. Peki. Yani el kaldırmasına gerek yok. Sizi düşman bırakan var mı aranızda? Babanız düşman bıraktı mı size? Her an ölüm he? Yok değil mi inşallah? Kaldırmasın elini de. Görmek de istemiyorum. Babanızın, şimdi söylüyorum. Babanızın size yaptığı en büyük iyiliklerden bir tanesi size düşman bırakmamasıdır. O vefat edince oğlu jipe binecek. Baba öldü. Şimdi bunlar öldürecek. Bunun temeli adavet ve inat. Rezilliği göstermek için anlattım. Bu kadar kepaze bir şeydir.
3 tane mermi yemiş 76 yaşında. Zaten garanti cehennemlik. Garanti cehennemlik. Müjdelenmiş. Aşerim o beşeri. Çünkü yani din için öldürmemiş. Ebedi cehennemlik. Bir adam öyle diyor da. Hükümü öyle. Ha, dünyası nasıl? Demirlerin içinde. Araba kullanıyor. Zahire bakarsın. Ha ne mutlu adam ya. Jip'te. La kardeşim Allah'ını sever. Dersten çıktıktan sonra dolaşabiliyor musun şu Sultanbeyli'de gidip bir şey dükkana böyle dolaşıp. Şükret ya. Şükret. Ne uzattın? İnat ve adavet. Şöyle rezil kepaze bir şey ya. Böyle bir şey bırakmış ya. Beynini değiştiriyor ha seni doğuştan. Adam mısın? Delikanlı olacaksın lan. Babanın düşmanı düşmandır. Allah Allah. Babanın düşmanı düşmandır. Babanın şeyi düşüdür. Ya babam nefsiyle düşman edilmiş. Ben de ona mı uyacağım ya? Vardı bizde de vardı. Böyle kavga ediyorlardı. Oğlum dedi Allah rahmet etsin. Babam bakmam. Oğlum dedi sen dedi cumadan sonra falanca öyle dedi sarmaş dolaş yaptın. Galiba bilmiyorsun bizim durumumuzu. Ne baba dedim. Ya onu toprak kavgasına işte geçersin geçmeyin. Kavga ettik dedi. Tamam baba. Niçin ettiniz dedi. Merak ettim. Oğlum şu dedim ya toprak. Din için etmediniz ki baba. Benim için din dostluğun ve düşmanın sebebidir. Lan ne biçim adamsın? Yeni kuralını koyuyorsun. Babanın dostuna dost, düşmana düşman olacaksın. Ses yapmadım. Çekip tabii kızdı gitti. Bir iki gün sonra anneme demiş. Gurur duyuyorum ondan. Doğru söylüyor dedi. Din için yapmadık dedi. Bak vicdan ya. Ama cahil olsam tabii canım baba yani. Gençler size hitap ediyorum böylelikle. Uzatmıyorum ben. Çoğunuz doğu tarafındansınız. Babanız din için olan bir şeysine sahip edeceksin. Babanızın dostuna dost olmak Allah Resulü'nün hadisidir, imandandır. Ama dindar dostu. Şarap masasında oturmuş Allah göstermesin. Şarap arkadaşı, kumar arkadaşına olmaz misal. İşte bu rezil bir şey. Niçin uzattım? Hayat-ı maneviye ve siyat-ı ubudiyette adavet ve inat berbat eder, sarsılır. Mektubat 270'ten okudum. Ne siyat-ı ubudiyetin kalır, ne efendim hayat-ı maneviyen kalır. Hepsini. Ustad nasıl veciz şey yapmış ya? Aldığım notları buradan, bunlardan aldım yani. Başka? Gıybet, ehli adavet. Gıybet kimin şairiymiş, biliyor musun? Kimin elinde silahtır? Bundan sonra gıybet yapabilecek misin bak? Gıybet yapan böyle bir adamdır. Ehli adavettir. Hasettir. İnattır. İnadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. Alçak bir silah alçak kullanır. İzzet-i nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Düşmanına gıybetle ceza ne veriyorsun ki alçak mıyız ya? Maalesef alçak oluyoruz bazen ben de yapıyorum. Yani gıybeti alçak bir silahtır. Ancak onu alçakları yapar ya. Yani alçak demek toplumsal anlayışında şahsiyeti kimliksiz manası değil. Şahsiyetini kaybetme aşağıda yani. Rezil bir seviye demektir. Kişiliği kaybedince olur bu. Gıybet çok rezil bir şeydir ya. Kardeşinin çiğ etini yemek gibidir bize. Evliya ise yemenin kendisidir gibi değildir. Mesela kardeşin eti yemek neyse evliya aynı öyledir. Gıybette. Biraz ağır geldi ama maalesef alıştık ya. Arkadaşlar, cemiyetin tahribatına karşı bir ihbirar, bir nefretimiz olmalı. Cemiyeti medenilik namı altına miskamber gibi sürünüyoruz. Normal görüyoruz. Mektepleri normal görüyoruz. Liseye gönderdiğimiz kız çocuklarımızı normal görüyoruz. Normal zannediyoruz. Yapa yapa cemiyete karşı bir nefret duygumuz, cihat ruhumuz ölüyor. Cihat ruhumuzu mahvetmiş yani. Çünkü imtizaç ede ede, oraya ülfet ede ede, ünsiyet ediyoruz bu sefer. Ülfet edince ünsiyet ediyoruz. Aramızdaki dere pek derindir. Aramızdaki dere pek derindir. Birleştirip hattı muvasala temin edemeyiz.
Ya biz onlara iltihak ederiz ya da bir o kanaldan aşağı düşer boğuluruz. Mesnevi Nuriye de söylüyor bunu. Medenilere, mimsiz medeniyete, dini olmayan bir yaşantıdan olan mimsiz medeniyete yanaşmayınız. Ya düzeltirim, düzelirsin sen. Yanaşmayınız diyor Risale'de, yanaşmayınız. Niye? Aranızdaki dere pek derindir. Kamyonlarla harfiyat yaparak veya köprü kurarak doldurup hattı muvasala temin edemezsiniz. Ya bunlara iltihak edersiniz ya da düşer içine boğulursunuz diyor. 125 miydi? Mesnevi Nuriye. Tabi bunlar söyleyince kızıyorlar, kızacaklar bana. Bunu diyen de kalmamış. Baka baka mektebe gönderiyor kızını liseye ta. Ne oldu işte ortaokul şimdi. Ondan sonra artık normal görüyoruz ya, normal. Senin kızın nasıl biliyor musun? Sokakta liseli gördüğün gibidir orada. Sen razı mısın ya? Ya ne anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar? Din duygumuz. Cemiyete karşı nefret cihattır bu. Manevi cihat. Nefret duygumuz, cihat ruhumuz törpüleniyor. Cemiyete karşı bir tavır takınmıyoruz. O zaman eritiyor bizi. Bu dersleri de tesir etmiyor. Böyle bazı bir manyak benim gibi deli birisi çıkıyor. Biraz sarsılıyoruz. Ne diyor ya bu ya? Ya ne diyor? Diyor işte. Böyledir ya. Deccal'ın cennetidir işte. Ne yaptığını bil yani biraz. İnadın işi şeytan birisine yardım etse melektir der. Rahmet okutur. Muhalifinde melek görse libasını değiştirmiş şeytandır der, lanet eder. Siyasetin işi ha, inadın işi. İnadın işi. Şeytan birisine yardım etse melektir der. Acayip bir şey. Şimdi bu gündemde değil mi? Allah için değil, tarafgirlik ya bir menfaat, maaş alıyor. Veya ciddi bir şeysi var. Ve ahmak ya. Gene diyeceğim onu ya. Ben şaşırıyorum ya. Ben şok oluyorum ya. Bir kişi iki kişi. Hoca nereye giderse ben de oraya gideceğim diyor ya. Ulan cehenneme gidecek. Giderse giderim diyor. Cehenneme giderse giderim diyor. Yolun açık olsun kardeşim. Çaylar da şirketten. Billeti de şirket kesmiştir sana. Abi itaat ettiğini düşünüyorlarsa. Gazlar o gözle bakıyor ya. Bir tanesi aramış yapmıştım. İsim vermeyeyim. Fıkıhta. Meşhur, Almanya'yı berbat eden adam. O Konya neydi? Kombasan. Almanya'da paraları topladı. Ya ben biraz aptalın birisiyim. Böyle her şeyi söylüyorum. Ama hiç endişeniz olmasın. Hak neyse söylüyorum. Hiç endişeniz olmasın. Neyse o. Kombasan. Para toplamış. Toplamasına sebep olan hocalardan bir tanesi. İlmihal'i yazmış. İlmihal'i var. Şimdi piyasada. Ömer Nasuhi'ni tercüme etmiş. Şimdi radyolarda fıkıh, hak, hukuk anlatıyor. Bu kadar kişiye sebep olup kombasana para şey yaptın, vesile oldun, kefil oldun. Kaçtın, onları ödemen lazım. Çünkü kefil olan borçlu gibidir. Neyse. İlmihal yazmış, İlmihal'da yanlış bir şey. Telefon ettim. Onunla alakalı seni iştihat etmişse. Telefon ettim. Selam, aleyküm selam. Dedim ki, hoca efendim dedim. Hocam, şurada şu kitabımızda böyle diyor. Bu dedim, doğru mu? Doğru dedi. Mutlaka'da dedim, böyle yazıyor. Dedi ki, Zuhayli'den böyle aldım dedi. Zuhayli'yi de isim de veriyorum. 16 ciltlik ne? Zuhayli güvenilir bir kitap da değildir. Ne yapıyor? İbn Abi Bidin böyle diyor. Ahmet bin Hanbel böyle diyor. İmam Azam böyle diyor. İmam Şafii böyle diyor. Tamam. Ondan sonra diyor ki, benim kanaatim de budur diyor. Vay be radiyallahu anh, müştehide bak yani. Kendi ayrı bir kanaat belirtiyor. Nakletmiyor sırf. Kanaatını belirttiği için güvenebiliyor. Dedim ki hocam dedim. Siz şurada yani burada metin böyle yazıyor. Ama şimdi bu lazım. Kıyas mı ediyorsunuz dedi. Evet kıyas ettim dedi. Kıyas edemezsiniz dedim. Niçin edemem dedi. Çünkü kıyas-ı fukaha değilsiniz. Bana dedi ki bu sefer. Kıyas-ı fukaha olmadığımı nereden biliyorsun? Çünkü icma-i ümmet değilsin. O sefer dedi ki, sen kimsin dedi. Bak insaflıydı ha. Sen kimsin dedi ya. Bak, edile-i şirî 4. Kitap, sünnet,
İcma, kıyas. Kıyas-ı fuka. Sen kıyas yapabilmen için, iştihat yapabilmen için icma-ı ümmet olman lazım. Senin daha İslam'ınla imanın sorgulanıyor. Ne iştihadı? Sarih ifadelerde iştihat olur mu? Vakimu selavatü zekâ. Namazı kılın, zekatı verin. Ey Allah'ım, öyle dedin ama bir de biz iştihat edelim, bir de biz meşveret edelim. Bakalım namaz kılmak gerekiyormuş. Dinin diyor risalede geçiyor değil mi esas zaten? Ümmi usulü dinde geçiyor. Dinin %90'ı musallemattır, esasattır, muhkemattır, zaruriyattır. %10 iştihadidir. Orada şey yapamaz. Ama adam dindeki zaruriyat ve esasat olan, nas olan haram helal yapıyor. Ne iştihadı? Din koyuyor, din. Ne iştihadı? Dinin içinde değil bu. Yeni bir din. Anlatsın takke mi? O dinler. Benim gibi de manyağın bir tanesi çıkar. Çıkar bir molla Kasım diyor. Seni şey sorgular diyor. Var ya böyle. Ondan sonra çıkar böyle senin şeyini pazara sergiler işte böyle. Olmaz. Neyse o. Edine şeri ne diyorsa Allah şey ustadımız diyor ki Allah ondan razı olsun. Ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız diyor. Şeriata vurunuz. Edile şeriye vurunuz. Eğer altın çıkarsa febeye alınız. Demir çıkarsa bana göndeririz gıybet ve iftirayla. Koca Bediüzzaman böyle diyor. Ben kimim ya sen kimsin ya? Daha taharet almaya girmiyoruz. Daha senin imanın sorgulanıyor. İslamiyetin sorgulanıyor. Bütün dünya senin imanını sorguluyor. İçtihadını yesinler. Kusura bakmayın bazen böyle din olunca tahammülüm olmuyor. Din bu ya. Benim bardağımı almamış ki kızmayayım. Din olunca kardeşim ümmeti Muhammed'i nasıl idlal ediyorsun? Nasıl batıla sevk ediyorsunuz? Hadi. O zaman biz dilsiz şeytana benzer. Ben konuşma makamındayım. Demesem suçluyum. Bazıları susma makamındadır. Konuşursa suçludur. Konuşma makamında olan ben ve benim gibiler diyecek bunu. Çünkü görüyorsak kitapta onu diyecek. Bu deyip böyledir. Bak adama telefon ettim. Dedim hocam kıyas mı ettiniz? Kıyas ettim dedi. Sarı yok. Onu oradan kıyas etmiş. Dedim kıyas yapamazsınız. Niye yapamam dedi. Kıyas-ı fukaha değilsiniz. Nereden biliyorsun kıyas-ı fukaha değilim? Üçüncü madde. Dördüncü madde işlettirdim. Çünkü icma-i ümmet değilsin. Ulemasının ittifakı mısın sen? O demek. İcma ümmeti o demek. Yani ulema ittifak etmiş mi bu iştihad edebilir? Sen ne iş yapıyorsun? En iyi su içme. Elhamdülillah. Risale Nur geldi. Bitti ya. İstikamet bu. Risale Nur'u bilmem belki bazılar kızacak. Risale Nur'u okumayan, onun tedrisinde olmayan, ruhumdan söylüyorum. Kim nefret lanet ederse etsin bana. Ne de? Risale-i Nur'u okumayan ya ifrattadır ya tefrittedir. Alim diye bile olsa bile. En bildiğiniz tepedeki adamlarla görüşen insanım. Hapishanede ta başlamışım dergahlarına kadar. En tepe. En tepelere kadar. Değişti. Hatay, Diyarbakır, Adıyaman. Öyle şeylerin içerisine koyayım bazen, harman edeyim. Zeytinburnu, Topkapı, İsmail Ağa. Yani böyle hep tepe insanlarla da görüşmüşüm, görüşüyorum. Hala devam ediyorum. Allah istikametten ayırmasın hepimizi. Allah onlara da yardım etsin, bize de yardım etsin. Ama Risale-i Nur'u bilmeyenlerde ifrat ve tefritte görüyorum. İfrat ve tefrit. Sen kimsin? Ya ifrat ve tefritte. Hala minare boyunda adam bekleniliyor. Deccal. İfrat değil mi bu? Mecaz o değil mi? Hala o Deccal'ı ne kadar, nerede bekliyorlarmış? Minare boyunda. Hala Deccal geldi, icraat yaptı. Hala Deccal bekliyor. Zamanı tanımayan Risale-i Nur'a ehemmiyet veremez. Zamanı tanımayamamış. Çünkü yeminlenilmiş, yemin yapılmış bir asırdayız. Herkes anlamaz. Vel asr. Yeminlenilmiş, üzerine mühürlenmiş,
asır ve çoğu ulema İslam'a göre bu asırda insan yaşamamış kabul ediliyor. Kayıp asır deniliyor. Ustad da eski eserde kahtul rical diyor. Yok, insan yok. İnsan kıtlığı var diyor. Lan her taraf dolu adam. Kahtul rical, kıtlık. İnsan kıtlığı varmış. İnsan yok. %90'ı nefs emaresine tabi olacak diyor. يَسْتَحِبُنَ الْاَيَةَ دُنْيَا عَلَى الْاَخِرَةِ Bakayım saate. 2-3 tane çiğin kaldı. Ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir. Ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi gibi her şey şiddettir. Bir dakika meraka değmeyen bir şey bir sene inat eder. Bağla 273. Yani bize de vurur mu bak? Hep harice yapıyorsunuz ha. Sakın ha. Bu okuduğum bütün dersler sizedir, banadır. Harici götürürsen o zaman neye geldin ki? Başkası için gelmişsin. Kendiniz için gelmişse sakın lütfen ha. Bu dersi harici uygulamayın. Ben de öyleyim. Ve heyecanlanmamın sebebi kendime aldığım için. Terletiyor biliyor musun beni de? Ben de istifade ediyorum. Vallahi istifade ediyorum yani. Bak, ehli dalaletin hissiyatları. Ehli gaflet de biziz. Hissiyatları şiddetlidir. İnadı şiddetlidir. Hırsı, hasedi her şey şiddettir. Nasıl anlayacağım? Ey usta, benim inadım, hırsım, hasedim şiddetli olduğunu nasıl anlarım? Bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor musun? Bak mesela. Kızıyorum. Ne cenaze ne? Ne cenazeme? Cezaya bak yani. Bizim orada cezalarıyla kavga ettik. Tamam. Bir dakika değmeyecek meraka değmeyen bir şeye bir sene inat eder. Bu nedir? Bu nedir? İnadı, hırsı, hasedi şiddet olduğunu gösteriyor. Mesela sana bir şey söyledi arkadaşın ama usta bu biraz yanlış oldu. Yeri de doğru değildi. Zamanlama da yapamadı ama doğru söyledi. Tamam biraz incindin ama en fazla küs Müslümana kaç gündür? 3 gündür. Nurcu'ya ne kaç gündür? Nurcu kaç gün küs kalabilir Nurcu? Müslüman. Daha has kadro olduğun için. Küsmemesi yok. Küsmemesi yok. O biraz böyle şey yapabiliriz ama biz küsebiliriz de. Bir uykudur. Zübeyir abiden, Rüştü abi benden naklediyorum size. Kısabiliriz. İnsanız. Küsmemek yine evlazım. Küsmeyeceksin ama. Küstük insanız. Bu enerjimiz ne zaman şey yapacak o şeyimiz? Yatarız bir uyku, bir uykudan sonra olmamalı. Hala ısrar edip devam ettiriyorsan hizmetle alakalı inadını, hala bir şey yapıyorsun hizmette veya evdeki hanımla kavgan, hala 2-3 gün sofrana yemek geliyor. Yeme o zaman. Yeme surat çevirdiğin gibi. Hadi bakalım yemekten de surat çevir. Sonra Hasan diyorlar ki bağırıyor. Yeme o zaman. Acayip bir şey ya. Olur mu ya? Tamam. Kızmamak olmaz. Melek değiliz. Ama Müslümana halka 3 gün. Halis, tarikatçıya, Nurcu'ya, Süleymancı'ya. Hepsi de dahil o. Çünkü iddia ediyor. Nurcular da iddia ediyor. Tarikatçılar söylemez. Biz insanların kurtulması için uğraşıyoruz. Tamam. O zaman en fazla bir uyku halinde o gayzını, hiddetini, inadını, hasedini bitirmen lazım. Bir uyku. Enerjin gidiyor çünkü. Hala devam ettiriyorsan hiç şansın yok. Aynı kategoriye giriyorsun. İnadın, hırsın, hasedin şiddettir. Dikkat et. Irak'taki şiddet değil ha. Eski zamanda İslamiyet'in terakkisi düşmanın taasubunu parçalamak ve inadını kırmak, tecavüzatını def etmek silah ile, kılıç ile olmuş. İstikbalde ise şimdi silah, kılıç yerine hakiki medeniyet ve maddi terakki ve hak ve hakkaniyetin manevi kılıçları düşmanları mağlup edip dağıtacak. Hutbe-i Şamiye 35. Bir daha okuyayım. Sona geldim. Son iki tane de cümlem kalmıştı. Ona göre okuyayım. Bu üçüncüyü bir daha okuyayım. Eski zamanda İslamiyet'in terakkisi düşmanın taasubunu parçalamak
ve inadını kırmak. Mesela Bizans, Osmanlı niçin geldi? Niçin girdi? En büyük sebeplerinden bir tanesi şudur. Neyi durup dururken fethetti? Fethetme şey ihtiyaç ne zaman şart oldu? İçeride halkı Müslüman olurken onları kesiyorlardı. Müslümanlaşan kim varsa gizli, niye yapıyorsun bunu? Oydu, biliyor musunuz? Yani durup dururken niye fetholsun? Müslümanlaşınca veya dinlerinden çıkınca Hristiyan tak diye kafası kopuyor. Engizisyon mahkemeleri. Bizim gibi düşünmüyorsunuz diye Endülüs'ü komple katliam yapmışlar. Eski zamanda İslamiyet'in terakkisi düşmanın taasubunu parçalamak. Şimdi bundan aşağı mı Amerika 1,5 milyon Iraklı'yı öldürmüş. Şu anda IŞİD'de yapılan zulümü gene kendi adamı. Kendisi Şia ve İngiliz ve Alman ajanları yani. Aynı. Şimdi bunların terakkisi, yani bunlara karşı İslam'ın terakkisinin onların taasubunu parçalamak, inatlarını kırmak, tecavüzatlarını def etmek silah ile, kılıç ile olmuş. Ama şimdi ise istikbalde silah, kılıç yerine ne yapacağız? Silah mı alalım şimdi? Ona ait cevap olsun diye. Silah mı alacağız bunlara karşı? Silah ve kılıç yerine hakiki medeniyet, insanlık, maddi terakki, ne iş yapıyorsan en iyi yapacaksın, çalmayacaksın maldan. Sana dolap yaptırmışsa adam yanında olmasına gerek yok. Tutkalı doğru süreceksin. Kırmızı ışıkta geçme haram olduğunu bileceksin. Kul hakkıdır çünkü. Kul hakkı haramdır. Bak orada bekliyorsan sen de bekleyeceksin. İşin kendisi değil, kula tecavüzdür. Meyve yedin, arabadan camdan atmayacaksın kabuklarını. Ameye şey zarardır. Amenin hukukuna tecavüzdür. Yani şahs hukuk var, umum hukuk var. Ne yapacağız biz? Hakiki medeniyet. Hakiki medeni olduğumuzu göstereceğiz. Ondan sonra teybi sonuna kadar açmayacaksın. Gecenin menal saatlerinde çekiç kullanmayacaksın evde. Yani medeni olacağız ya. İslami medeni. Kul hakkı, komşuluk hakkını bileceğiz. Cenazesine gideceksin, düğününe gideceksin. Maddi imkanın varsa fakir fukara yardım edeceksin. Düğününe hediye götüreceksin. Allah Resulü götürürmüş ve düğünde yemeğini yiyeceksin. Cenazeye evinde yemek yemeyeceksin. Sen götüreceksin. Hakiki medeniyet yani. Derdi var, arsayı satıyor, arabayı satıyor. Fırsat, ganimet kabul etmeyeceksin. Hastası var, doktora götürmen için satıyor. Yardım edeceksin. Hakiki medeniyet. Maddi terakki yapacağız, çalıp çırpmayacağız, kul hakkına dikkat edeceğiz. Hak ve hakkaniyetin manevi kılıçları. Bu haktır hakkaniyet. Hakkaniyet demek, yani doğru olmak, hakkını bilip hakkında kalmak. Yani haddini bilip hududunda kalmak. Bu hudutları paymal etmeyeceğiz. Manevi kılıçları düşmanları mağlup edebilir, dağıtabilir. Bu yaşantı İslamiyet'i aziz eder. Kıtalar arasında yayılmasına sebebiyet verir. Son iki taneden bir tanesi. İnat bazen müfrit fırka, mutasıplara dalal ve batılı iltizam ettirir. İnadına. Abi tamam işte Şiaydık. Hakkaniyet bu. Biliyorum ama ne yapayım? Yahudiler öyle diyor. Ben rastladım da. Diyor ki tamam İslamiyet doğrudur. Sonra ama biz Yahudilikten dönemeyiz. Adam derse geliyor, anlıyor, hakikaten derse gelmem lazım. Ama bizim memlekette aldığımız şeyh var, ders aldık, biz olmaz. Ne diyor buna? Diyor ki, müfrit fırka, mutasıpları dalal ve batıl iltizam ettirir. Böyle hakkaniyeti o kadar olmadığı halde inat eder. Son cümle, Osmanlıca işaret-i cazdan 6. Münafıklar kalplerinin fasit olmasından temerrüt ve inat ediyorlar. Yani fasıklar var ya münafıklar, kalplerinin fasit olmasından kalplerindeki o küfre direniyorlar, kasten yapmamak için taassup gösteriyorlar. Bu da inatın değişik bir şeyi, inat. Demek ki son şeyimiz bitti. İnat bir histir. İfratı vardır, tefriti vardır, vasatı vardır.
Nasıl ki at eğiticileri olan seyisler at eğitiyorlar. Köpek eğiticileri köpeği eğitiyorlar. Biz bu inat duygumuzu, hissimizi eğitmemiz lazım. Hakperestlik oradan çıkıyor. Yani inat nispetinde hakperestliğimiz gidiyor. İnadı hakta kullanınca hakperestlik o zaman oluyor. Hakta sebattır. Tamam. Hakta sebat inadın büyük nimettir. İnat olmasa sen hakta sebat edemezsin. Allah büyük nimet vermiş. Ama onu ifrat ve tefritte kullandın mı işte dünyanı cehenneme ediyor. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Bununla alakalı sorusu olan var mı? İnat. Ya ben burayı anlayamadım falan. Elhamdülillah. Peki. El Fatiha'tı ma salavat.